Şu bekle abi, arkayı bekle. Bu en son arkadan gidiyor. Öncü var, arkacı var. Bak öncüler içinde giden var ha. Gidiyor. ATC vardı bir tane, o dağı tarar çıkınca. Abi şimdi bak göreve başladılar. Allah nasip ederse gidiyorlar. Akşam da aynı 7 gibi 6 gibi bu da var. Buradaki aynı köpeklerle gelecek abi. Herhangi bir türüye tehditte köpeklerin hepsi bir yere koşup gitmez abi. Bir tanesi iki tanesi içinde bekler köpüsünü. Şimdi insanların aklına gelen hep şu oluyor. Bu videoda da söyleyeyim. Sizin burada kurt yok mu kardeşim? Ne cesaret sen bunları çobansız aynen gönderiyorsun. Kurdu olmayan dağ dağ olmaz abi. Bir kişinin 45 tane kurşunu telef ettiğini biliyoruz yani bunları. Köpeklerin şuradan karakterini anlayabilirsin yani. Arkada da köpek görebilirsin, en arkada önde de var, görebilirsin. Ortada da var şu an. En önde de görebilirsin. Önünden de birisi çeker. Sen de bulamadın. Vallahi sen bulamadıysan biz biraz zor buluruz. Bir daha yol diyeceğiz abi. Bizim koyun geçti mi hiç o tarafa, gol önüne doğru falan? Allah Allah, koyun. Herkese günaydın. Bugün Afyon'da İlkay'la beraberiz. Gece burada kaldık. İlkay'a ve hanım anneye Allah razı olsun. Teşekkürler. Günaydın abla. Recep de burada kardeşimiz. İlkay hoş geldin abi. Dedi ki abi bizim kendi üretimimiz dağda yaşam sucukları var. Sabah sana bir ziyafet çekeyim. Abi bundan sen de nasipleniyorsun. Bizim olmazsa olmazımız sucuktur her zaman. Ana menümüz. Yani ana yemekler de kullanılır. Buraya süreceğim, hazır iş. Annemin de kolayına gidiyor bu arada. Evet, kolay iş. Bak yanında patatesle. İyi. Bunlar burada bir şey. Bakalım. Abla bu çok güzel ya. Bu köy ekmeği ısınınca evet, üzerine hafif de böyle yağ sürdüğün zaman on numara oluyor. Değme yanımda yat. Yat. Bir de köy yumurtası bak. Bizim köylerden şimdi. Hanım teyze, seni uğraştırıyoruz, hakkında helal et. Allah razı olsun. Bunlar tatlı uğraş oğlum. Allah acı göstermesin. Tamam. Bunlar ne? Misafire. Sağ ol var ol valla. Bunlar tatlı uğraş. Allah işimiz gücümüzü rast getirsin uzun. Amin cümlemizin inşallah ablacığım. Kızarıyor böyle. Bunu sulu yiyeceksin. Fazla da kurutmayacaksın sen abi. Şimdi millet bana kızacak. Sinan abi herkes bir iş yapıyor. Sen çekim yapıyorsun. Valla seninki daha önemli. Valla arkadaşlar. Seninki daha önemli. Valla Allah razı olsun hepinizden de. Şimdi Recep bir taraftan orada yağ sürüyor. Bu zaten ekip işi bu kahvaltı. Aynen. Recep yağ sürüyor. Sürecek. İlkay ekmek pişiriyor. Hanımanne yumurtalarla ilgileniyor. Tek insan yapamaz mı abi? Şu soğuk olayını, ekmek kıza doldur. Ver abi,
Tek başına olursam da tek başına da kahvaltı yapılmaz. Şöyle daha 6-7 kişi olsak daha zevkli kahvaltı olur değil mi? Çoklukla daha iyi oluyor. Vallahi oğlum bir başına oldu mu canım istemez. Canım hiçbir şey istemez tek başına olmaz. İki bardak çay peynir zeytinyağı. Bir başına Allah canım gelene istemez. Gidene misafirimizi eksik etmesin abi. Seviniyoruz biz mesela gelen adına. Bugün devamlı sıcak olması gerekiyor abi. Buna evet. Çayımızı demleriz. Bulaşıklar olsun, bir şey olsun. Yani sobanın üstünde bu tüpten tasarruf yapıyoruz abi. Sen abi yalnız. daha beleş hayat düşün. Suya para yok. Serveden geliyor. Elektriğe para yok. Panellerimiz var. Televizyonumuz da var. Yani sıfır ücret. Şu ekmekleri de. Kapa işte. Onu abi. Recep hala sürüyor. Abi gördüğün gibi çok geliyor ekmek. Vallahi yersin. Şu tarafı sen yersin. Şimdi bak sen. Ne sıcak oldu. Böyle yaptın mı? Çok yeniyor ekmek. Gel buzu da getir oradan. Buzu ne canım? Dedim sana et sucuk işte bunu. Bundan belli olur yüzümde. Bakayım. Bakalım. Kendik salmıyor et sucuk işte. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Buyur abi. Afiyet olsun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şundan küste mi? Dökülecek mi onun? Şimdi İlkay sen bunları salıyorsun. Bunlar akşama kadar hiç bakmıyorsun. Salıyoruz. Akşam geliyor zaten. Hiç bakmıyoruz abi. Hiç bakmıyorsunuz. Dağlarda, abu dağlarda dolanıyor bunlar. Tabii köpekler öncülük eder bu koyuna. Köpeklerle beraber akşam tekrar gelirler abi. Bu oldu mu oldu böyle devam eder. Bunu nasıl keşfettin mesela? İşte 6-7 yıl önce işte bir çift enik getirdiğimizde onun dişisi böyle bir iki kez koyun doğurdu, dişi köpeği bekliyordu, dişi nineleri artık bunların, şunların nineleri komple. Biz onu da keşfettik, sonra onun yavrularından Sattam çıktı. Sattam'ın sürüyü, kız kardeşiyle sürüyü yönettiğini gördük önden gidip. Sonra biz Recep'le böyle ara ara gitmemeye başladık, sonra köpeklerin bu sürüyü yönettiğini gördük. Yani öncülük yaptığını gördük. Yani bir davar eşeği nasıl takipliyorsa bizim davarımız da köpeklerimizi takip eder.
Ama çok akıllılar. Böyle koyun bölünürse bölünürler. Geride kaldı koyun başını beklerler. Koyun hiç korkmuyor musun kardeşim? Yok abi. Bir gece bir gün gelmediler. Hiç öyle zamanlarımız da oldu. Gece gelmediği günler de oldu. Abi insanın güvendiği bir şey oldu mu korkma. İster sabaha kadar gitme sen abi. Tuz mu döküyor Recep? Tuz döküyorsun da. Aynen. Tuz döküyorsun. Biraz tuz yalarlar. Şimdi yağlımı daha iyi olur. Tuz yalayınca. Ama köpeklerin şimdi karakter farklılıkları var. Şu arteci köpeklerimiz var içinde. Şu dişi önden koyunu çeker bu dişi. Akşam önlediğiyle koyunu yürüdükçe koyun yürür. Yürüdükçe koyun yürür. Koyun gelmezse geri döner önüne. Tekrar çekeyim diye. Misali şu erkek yargı dişimiz arkadan gider bu köpek erkek. Arkada ne kalsa bekler. Keza oradaki enikli dişilerimiz var onlar da öyledir. Onlar sürüde kalanları bölünenleri takip ederler. Yani öyle kaç bir... tane şu an mesela salacaksın köpek? Şu an zaten 2 tane enikli var abi. Şu an 3 tane gidecek. Şunlar enikli. Bunlar hani şeyine saymıyorum. Yavruları küçük. Küçük olmasına rağmen gidiyorlar. Gitmelerini istemiyorum normalde. Vallahi kovalıyoruz falan geri düşüyorlar. Bak yine girdiler koyunun içine. Daha 2 haftalık yavruları var. Evet. Bunlar da koyun aşığı işte. Normal köpek yavrulayınca gitmez koyuna falan. Al kız ve bal kız. Bunlar sürüdeki bu ikisi kız kardeş. Şu mu? Bu ikisi kız kardeş. Doğumlarına al kız ve bal kız. Doğumlarına aynı gün yaptılar ama işte bu iki dişi her şeyi yapıyorlar abi ya bunlar. Bunlar kürünün bekçileri yani bekleyenleri. Güzel. Şimdi biz ne yapacağız bugün? Abi, sen bunları salacaksın. Bunları salacağız. Bunlar kendi kendine gidecekler. Gidecekler. Gece, evet. Akşam geri gelecekler. Akşam gelecekler. Dilersen biz de bunları Meda'da görmeye gidelim istersen. Motosikletle gideriz. İyi olur. Ama hani, orada bırakıp geri geleceğiz biz. Tabii geri geleceğiz abi orada bırakıp. Bakarız Meda'daki hal ve davranışlarını görürsün köpeklerin. İnsanların aklına da bir şey gitmesin. Hani sürdüler de yukarıda biri bekliyor, başka biri gidiyor evet. Olmasın. Gideriz. Motosikletle beraber bakarız öyle bir bakarız abi de Meda'daki hallerine bakarız davranışlarına bakarız ama çok gidiyorlar bayağı uzaklara gidiyorlar fena abi yani bir dağ aşıyorlar yani dağ aşıp diğer dağa gidiyor bu koyunlar köpek bekler abi arkayı bekler. Bu en son arkadan gidiyor. Öncü var, arkacı var. Bak öncüler içinde giden var ha. Gidiyor. ATC vardır bir tane o dağı tarar çıkınca. Yani bunların içinde bir aile bağı var. Birbirleriyle demek anlaşıyorlar yani. Herkesin görevini biliyor. Farklı farklı görevler. Yani sadece bu fark etmiyor koyun ne kadar otlu olsun. Yani bir dişi 5 koyunu bile güdebiliyor dağlarda. 5 koyunu bile güdüp getirenler var içinde. Yani koyun yukarıda kaldı diyelim, başında bekliyor. Tabii bekler, ölüsünü bile beklerler. Bırakın diri abi, ölüsünü bile beklerler. Zaten gördüm, biz hiçbir köpeğimize koyuna git demeyiz. Yani isteğe bağlı, zaten görevini bildikleri için giderler abi. Bak göreve başladılar, Allah nasip ederse gidiyorlar. Akşamda aynı 7 gibi 6 gibi bu da var. Durduk aynı köpeklerle gelecek abi. Herhangi bir türlü tehditte köpeklerin hepsi bir yere koşup gitmez abi. Bir tanesi iki tanesi içinde bekler köpek türünü. Şimdi insanların aklına gelen hep şu oluyor. Bu videoda da söyleyeyim. Sizin burada kurt yok mu kardeşim? Ne cesaret sen bunları çobansız aynen. Gönderiyorsun. Kurdu olmayan dağ da olmaz abi. Zaten. Kurdu olmayan dağ olmaz zaten. Etrafı buradaki dağın başı. Buradaki kurtlar da İç Anadolu'nun en iyi kurtları diyebiliriz yani en büyük kurtları diyebiliriz. Yakın çevrede oldu değil mi bu şekilde? Çok abi bu yakın çevrede. En yakın mesela kaç mesafe
Dün bana anlatmıştın. 2 kilometre. 2 kilometre. Mesela buradan 6 kilometre ileride 15 tane koyun yedikleri oluyor. 15 tane yediler. Yoksa zamanında 45 tane şu yukarı dağlarda bir kişinin 45 tane kuşunu telef ettiğini biliyoruz yani bunları. Ya zaten kurt yok denilen bir dağda zaten yalan söyler. Kurt 9 dağa gezer Fener abi bir gecede. Böyle bir söylenti var. Tabi gezer abi kurt. Dağdan daha aşağı 9 dağa gezer. Avını bulana kadar pes etmez. Çok buralarda koyun sürüleri de çok yani. Ovada da çok. Yani ovada bile kurt var. Zaten köpeklerin şuradan karakterini anlayabilirsin yani. Biz koyun çıktı, köpekler harekete geçti. Hemen hepsi bak görevine başladı. Arkada da köpek görebilirsin, en arkada önde de var, görebilirsin. Ortada da var şu an. En önde de görebilirsin. Önünden de bir fişek çeker. Çekemedik ama şimdi mesela arkada var, ortada, içinde var bir tane. Onlar gidiyor. Köpeklerini bir göstersene bana şuradakileri. Yavru mu onlar? Ha, yavrular var, işte babaları var. Aynı aile. Farklı bir kanda köpek göremezsin. Hepsi aynı aile, aynı babadan, anneden. Hep akrabamların hepsi bir aile kurduk biz köpekler arasında. O yüzden zaten bizim işimiz bu kadar kolay. Yani farklı yerlerden farklı kötü köpek getirip eşleyip yavru almadık. Biz bir nevi kendi ailemiz gibi köpekler içerisinde bir aile kurduk. Bunlar seneye gidecekler abi artık. Tabii burada kaç? 2 3 Tabii bunları salmıyor. Çocuk olduğu için çok hırçınlar. Diğer sürü köpeklerini gördüğümü bu yavruları tutamıyoruz. Köpeklerin hepsini çekiyorlar dövüşmeye. Mesela bunlar o baştaki kardeştir. Köşedeki kardeştir. Şu dişi bunların teyzeleri. Satlama bir gelelim ya. Şu satlamın hikayesini abi. Ya abi şişmiş. Abi yılan soktu. Yeni yeni bitti. Bunun kafası 2 taneydi. Of. Bu köpek bu soyun en başı. Bunu yılan soktu ha. Yılan soktu abi bunu. Sağ tarafı komple şiş. Daha büyüktü de bu indi artık. Dağılıyor. Dağılma noktasına geldi. Bunu biz ameliyat da ettirdik veterinere. Yani bütün neslin başı bu. Buradan geliyor. İşte bunun oğlu. Bunun oğlu, bunun kızı, Sattam'ın babadan, dededen kardeşi oluyor. İşte Sattam'ın oğlu, Sattam'ın kızı, Sattam'ın kızı, Sattam'ın oğlu. Hepsi Sattam'ın soyundan. Hepsi buradan çıkar abi. Bu köpek öyle bir hissiyetli akıllı köpektir ki her şeyi anlar abi bu köpek. Bu yargıçımız, bu da onun oğlu. Bu da o. Diğer dişiler, eniki dişilerin küçüğü. Bak burada koyuna gideceğim diye şey yapıyor. Ha oğlum, gideceksin mi? Bunları bugün bağladık gitmesin diye. Gitmek istiyor. Gitmek istiyor. Babasıyla bu anlaşamıyor fazla. Sürü liderliğine giriyorlar koyunda. Yani liderliği bu almak istiyor babasından. Bu da muazzam akıllı. Bir keresinde kuzu hasta oldu bu yıl. Videosunu çektik. Hasta kuzunun başında bekliyor akşama kadar. Kuzuyu eve getiriyor. Ablasıyla kuzuda değişimini yapıyorlar. Ablası bekliyor bundan devre. Bu bırakıyor, ablası bekliyor. Aynen abi, aynen. Bunun da videosunu yaptık. Vay. Harika oldu. Çıkıyor lan bir yukarıya lan. Nereden gideceksin? Arada ben uyum takibi sağa döndük. Koni Bey burada mı? Koni Bey. Koni Bey'i getirmedim. İyi tamam. Yukarı çıkıyor gel o tarafa. Bak gerçek Anadolu çobanlarımız. Gördün mü? Bak.
çok güzel. Çok güzelmiş. Silahı. Vallahi orijinal, çok güzelmiş. İç Anadolu'nun Anadolu'ları. Bak. Kostüm, fizik, basarlar. Yani Anadolu'nun da güzel. Dur. Gidiyor. Neyse tamam, burayı da alayım bakayım hadi. Beraber motorla koyunları aramaya gittik. Motosikletli çoban yapıyoruz abi, değil mi? Ya şimdi bunun üzerinde çekim yapmak zor oluyor. Gimbal açamadığım için biraz abi. Bu kamerada titriyor. Gimbal ağır. Arkadaşlar yani yollar aşırı kötü. Öyle böyle değil. Ha burası çok güzel. Keşke hep böyle olsa. Ama patika keçi yollarından geçtik. Biraz sıkıntılıydı ve her zamanki gibi abi olmazsa olmazımız Çeşme başı ilk ay. Şunu bir tut da kardeş. Suyunu içeyim ben ya. Dağın zirvelerinden gelen mutluluk. Sen abi. Aynen öyle. O bardağı sen bir doldurdun. Ben doldurdum senin için. Sen bir daha doldur. Arkadaşlar alıyor mu beni komple? Tabii tabii. Arkadaşlar her gittiğim yerde biliyorsunuz böyle çeşme başında duraklıyorum. Burada yazı yok ama bunu yapan kimse Allah razı olsun ondan. Şimdi bunu ben tekrardan dolduracağım. Telefonunu kapat istiyorsan. Ben de değil abi. Orada mı? Evler et. Vallahi mis gibi. Böyle yerlerde su içerken bir şeyin farkına vardım. Şimdi her çeşmeden su içiyoruz ya, her gittiğimiz illerde farklı yerlerden farklı tatlar, farklı sular içiyoruz. Bazı sular abi içiyorsun, çok fazla idrar getiriyor. Böbreğini çalıştırıyor. Yani, böbrek herhalde, böbrek taşlarını düşüren sular diyorlar ya. Evet abi. O tarz sular, o tarz çeşmelere sert gidiyoruz. Sert su, sert. Bir yumuşak su olur, bir de tatlı su, bir sert su olur. Şu içtiğim bile sert su. Yumuşak. Kimi sert suyun çayı çıkmaz, yumuşak suyun çayı çıkar. Bunları aslında ben listelemiyorum, yapmıyorum. Yani işte önemsemiyordum ama bu saatten sonra şunu da yapacağım. Şimdi çeşme başı geziyoruz, sularından içiyoruz. O tarz sulara rastlarsam nerede, hangi çeşmeden içtim? Tabii. Mesela bir kaydedeceğim, bir yere yazacağım. Büyük ihtimal böbrek taşı düşürüyordur. Evet. Yani böbrek sıkıntısı olan birisi varsa doldururum bir bidon götürürüm. Faydamız olur. Yapana da Allah razı olsun. Şöyle de bir çek İlkay, ne güzel bak. Onlar. Muhteşem bir çeşme yapmışlar. Dağın başına büyük bir yatırım. Burayı çok güzel bir çeşme. Yalak tarzı yapmışlar İlkay. Hayvanlar. Herhalde de, hayvanlar geliyor. Tabii hayvanlar sebeplensin evet, diye. Hayvanlar sebeplensin şey. Diye. Sebebini alsın diye. Çok güzel. Ağaçlar bakın şu söğüt ağaçları. Söğüt ağacı değil mi bu? Söğüt ağacı. Bunlar tamam. Söğüt ağaçlarının şekline bakın. Çok güzel bir yer ya. Şuraya da mangal koymuş herhalde abimiz. Gelen. Evet, gelen burada. Mangalını yapsın. Yesin. Çeşmenin başında. Çok güzel. Bunun fotoğrafı kapan bulsak nereye kurabiliriz ki acaba? Yarından için oluştukları yere bakacağız. Ha, İkin yazanında buluşuyorlar. Akşam ikindi, yatsı. Fotokopan takacağız. Sen ağaca geçtikleri noktayı bilmemiz lazım onun ya. Olay var ya. Şimdi sen orada kalsın, şeye de kalsın. Büyük harman yeri var ya. Ha. Oraya da kalsın. Geldik bir dağın beşine. İlkay'la beraber drone'u kaldırdı. Neredesin şimdi İlkay? Koyunları arıyoruz. Koyunları arıyoruz abi. Ya öyle çobansız gönderirsen ararsın işte. Drone'ları da bulamadık koyunları. Drone'ları da bulamadık. Geldiğimiz yerler arkadaşlar. Dağın başı. İncin top oynuyor. ne yapacağız şimdi bulamazsak? Akşam gelişlerini mi bekleyeceğiz? Drone'la bulamadık koyunları ya. Hayret.
Akşam gelirler. Akşam gelirler de bize koyun lazım bir de. Bize koyun lazım. Abi akşam gelin, mecbur gelin. Köpekler getirdin. Nereye gittiler acaba? Kocaman dağ da yok. Valla bu da senin şansın herhalde abi. Duydunuz mu arkadaşlar? Bir daha söyler misin şunu? Senin şansın abi herhalde diyorum. Ya işte benim şansım yok. Bir kısmetsizlik var üzerimizde. Valla abi drone'la bulamadım bunu. Pilim mi bitiyor drone? Bitiyor. Bir daha takıp göndereceğim. Bulacağız bakalım da. Yanlış yerlerde mi arıyoruz acaba? Gel bakalım aslan parçası. Hoş geldin. Yok, bir de bulamadım. Sen de bulamadın. Vallahi sen bulamadıysan biz biraz zor buluruz. Bir daha yollayacağız abi. Değiştireceğiz, bir daha gitsin. Bakalım yönü ne tarafa gidiyor, nereye gidiyor. İnan çok merak ediyorum, çok da inceliyordum ben koyunlar nereye gidiyor ama bu dağ biliyorsun gördün abi dağları gelirken peli de koşuyorlar. Yani şu konumda bile yalnız gitmesin koyunun mucize yani hani gidip gelmesi falan. Valla geleceği nokta buraydı ama bugün mut değişti galiba. Diyor muyum abi senin şansın diye. Valla devam edeceğiz abi bulacağız onu. Koyunları kaybettik. Çobansız sürünün koyunlarını kaybettik. Kaybettik koyunları. Başlık hazır. Çobansız sürünün koyunlarını kaybettik. Aşağıda bir çoban var. Ona soralım abi. O tarafa mı geçti? İlk ayda tedirgin bakışlar. Ben tedirginleşmem abi. Seni vadiye geldim ben. Sen abi. Erdal o taraftan bizim koyun görünüyor mu? Bizim koyun geçti mi hiç o tarafa gol önüne doğru falan? Allah Allah koyun. Ha tamam. Aynen bakalım. Ben yok koyunumuzu falan kimse görmemiş. Oradaki çoban ne dedi? Gutla oluyordu abi. İkinci üstü falan oluyor sabahlar dedi. Sen abi. Demek gutla toplu geziyor. Domuz avında lan. Bulamazsak ne yapacağız? Allah kerim abi. Gideriz bulamadım. Ne yapacağız abi? Akşam bekleyeceğiz gelmelerini. O zaman kim köpeklere mi hesap soracağız? Diyeceğiz köpeklere. Onların hesabını sorarız. Yüzler gülüyor. Arkadaştan telefon geldi. Koyunun yerini tespit aynen etmişler. Tespit etti de. Şeyden geliyor koyun. Aşağıdan kuluktan çıktık ya. Koyun üstünden. Oraya koyun mu gider ya? Vallahi insanlık işi değil. Ha bak oradan Tınaftepe kasabasındaki barajın üstündeki koyunun eteğinden geliyor. Vallahi şok abi ya. Ben hani o kadar oralara ineceğini düşünmüyordum. Şimdi oradan da gayet bir koyunun üstüne geçip böyle gelirse akşam olur bizim iş yine. İnşallah böyle dikine gelirse bize gelir. De büyük ihtimal o çocuk yandan geliyor dediğine göre şu boğazdan gelecek ya da şu boğazın arkasından çıkacak. Koyunları bulduk. Koyunlar bize doğru geliyor. Bize doğru mu geliyor? O tepeden gelirse yani bize doğru geliyor da inşallah çapla da düşmez. İyi. Kesinleştireceğiz olayı. Aslında zirvede falan ben hiç gitmiyordum. Drone'la koyun gidiyordum. Sen abi. Mesela ben buraya oturayım akşama kadar koyunu bu drone'la güderim bunlarla. O zaman çobanların yanında muhabbete oturuyor. Çaya gidiyordum. Böyle motosikletle falan. Çay içerken onların koyunlarını çeviriyor diyordum. Topluyor diyordum. Vallahi bir mutlu oluyorlar. Niye biliyor musun? Çay soğumuyor. Sohbet, muhabbet. Aman abi benimkini geri atıyor bu koyun diyor. Drone'la hemen çeviriyor diyordum. Bütün çobanlar olması gerekiyor bunlar.
zor bir şey değil arkadaşlar, drone kullanmak çok basit. Çok da eğlenceli oluyor. Arkadaşlar şu alt taraftan geliyor. Bunlar senin köpekler mi? Evet, drone'la da sana görüntüler de verdim abi. Köpekleri önden çektiğini gösterdik. Evet. Bunlar senin köpekler. Yani bu meraya da biz 5-6 aydır zirvelerdeki meradaydık. 10 gün falan olduk. 7 gün falan bu meralara geleli. Koyunlar nerede? Şu aşağıda abi, karşıya gidiyor. Gel bakalım şu arada. Dur abi. Heh, drone burada. Dur. Bunu ben bir göndereyim. Vallahi İlkay. Efendim abi. Harbiden hala aklım almıyor. Helal olsun. Şimdi bunu normalde göstermeden anlatsam var ya, kimse inanmaz. Şimdi gelirkenle biz koyun sürü çobanlarını gördük değil mi? Herkes koyunun başında. Evet. Herkes malını güdüyor. Öyle bizim mesafemizi düşünebiliyor musun? Ne kadar? Hı? Ne kadar? Bayağı var abi. Hani sen geldin mi gördün onu diyordun. Ya yok, geldiğimiz yol çok uzun zaten. Şimdi bu sürüde kaç tane köpek var kardeşim? 4 tane değil mi? 1, 2, 3, 4 olması lazım. 4 tane. Koyun kaç tane? 100'e yakın. 100'e yakın da koyun var burada falan. Hı hı. Eskiden daha fazlaydı. Azalttınız. Baya çok abi. Şimdi yem fiyatları tanesi 350 lira oldu. Vallahi ilginç bir şey gerçekten. Şimdi İlkay, biz senin köpeği bekliyoruz ha. Evet. Ne yapacak şimdi? Bize az çok bir anlat bakayım abi. Sen gelirken dedin ya, karnım acıktı dedin. Evet, karnım acıktı dedim. Espri şaka mahiyetinde. Sucuk getirir, ekmek getirir. Yani evden ne istersen ver, köpeğe getirir abi. Ya bizim geldiğimiz onca yolu köpek tek başına bize yiyecek mi getirecek? Evet, biz drone ile koyunu bulamadık biliyorsun. En son aşağılarda bayağı baladık bulduk. Köpek nasıl bulacak ki bizi, ben onu merak ediyorum şimdi. İlkay'la Sinan abiyi uğurladık. Motorla gittiler. Biz de şimdi yargıcımıza heybemizi yapacağız. Onlara sucuğumuzdan ve ekmekten göndereceğiz. Anne, yargıç gider mi? Götürür mü? Vallahi babasının oğlu gider. Aynen, nerede olursa olsun yargıcımız olur. Koyunu kaç kilometre ileride olursa olsun inşallah bulacak. Nokta atış. Şu anda gideli bir saat falan oldular. Hemen hemen koyunun yanına varmalı olmuşlardır Sinan abi de İlkay. İş düşürmesin bizi. Yeter ki zeybemizi düşürmesin köpeğimiz. Hadi bakalım, çok güzel bir şey olacak inşallah. Gönderelim köpeğimizi. İzleyelim. Evet. Yargıcımız bugün iş başında. İnşallah babasının izinden devam eder. Koyunu, sürüyü bulup inşallah torbamıza düşürmez. Sağlam bir şekilde yaptık, bağladık. Babası çok görevlere gitti. Koyunumuz hasta oldu, iğne götürdü, yemek götürdü. Bugün
değişiklik olsun. Yargıcımızı deneyeceğiz. Hemen hemen 1,5-2 saat oldu. Koyun gideli. İlkay ve senin abi de gideli. Bakalım oğlumuz görevini yapacak mı? Hadi bakalım oğlum. Sevgili yavrum. Gidecek mi? Haklı bir köpeğe verdik bunu. Ya eskiden saptama veriyordunuz. Saptama veriyorduk. Oğluna verdik. Yargıça verdik şimdi. Dedik senin abine bir ayrıcalık olsun. Güvenlikle yapalım bunu dedik. Sen köpeği mi takip ediyorsun? Ben köpeği arıyordum şimdi ama köpek diyor. Bulamayız herhalde ya, ne bileyim. Şimdi koyunu bulamadığın için onun hangi yönden gidecektir? Bak. Şimdi koyunlar burada otlanıyor. Bu gözcüler tam tepede. Gözetliyorlar. İki tane köpek de sürünün içerisinde. Yani çalışma sistemlerini anlamaya çalışıyorum. Çünkü burada birçok arkadaş kurda koyun kaptırmış. Diğer çobanlar. Ama İlkay başında bile durmuyor. Sadece köpekler güdüyor bu koyunları. Maşallah bu zamana kadar da hiç zayiatı olmamış. Bir şey yapar mı bunlar? Yapmaz abi. Tamam oğlum. Tamam kızım. Geldi lan. İlkay sen drone ile arıyorsun. Abi. Vallahi geldi görmedik. Arkadaşlar. Ben drone bulamadım. Şu telefona basma İlkay. Vay arkadaş biz oturduk buraya. Koyunların yanındayız. Sen nasıl göremedin abi? Abi drone ile arıyordum. Bak. Bak şimdi gel de millete anlat bunu. Şimdi drone ile çekemedik ya. Şimdi bir dünya yazanlar olur. Ne yapayım göremedim vallahi. Olay ne biliyor musun? Anlatma değil. Köpek bize getiriyor emaneti. Ya güzel de keşke drone'la gelişini göreydik. Göremedik. Vallahi abi bulamadım. Neyse ya. Arkadaşlar. Artık videoda görüyorsunuz. Oradan Recep saldı bunu. Bu şekilde bağlayıp. Vallahi helal olsun lan. Yok he, Recep de video çekti. Koyunları bulamadık. Bu nasıl buldu? Bak olay ne biliyor musun abi? Dur. Sen abi şunu sen tut abi. Sen indirsene. Getir, indir ondan sonra şey yaparsın, anlatırsın. Daha gerek kalmadı ona. Adam buradan, ya biz var ya bir 10 kilometre neredeyse gelmişizdir İlkay. Geldik. Motorun geldik. Üzerinde. Geldik. Şimdi biz koyunları drone'la bulamadık, zor bulduk. Abi, bulduğumuzdan Recep'e söyledik. Recep oradan saldı bu köpeği. Üzerine eşyaları koyup artık sucuk mu koydu, ne koyduysa yemelik. Bu da abi helal olsun köpeğe ya. Vallahi. Derler ya arkadaş. Köpeklerin burnu çok iyi koku alır diye. Yani büyük ihtimal bu da koku alma özelliğinden. Kendi sürüsünü biliyor. Sürü de bastı gitti şu tarafa doğru. Gitsin abi sürüyle işimiz yok. Dur. Sürüyle işimiz yok mu artık bu saatten sonra? Bu emaneti bize verip gidecek. Onun şeyini yaşıyor. Sen ver bana ben bunu indireyim. Ben şu drone'u getirsem yanıma. Abi bize... oradan hanım anamız bize ne göndermiş? Olmazsa olmazımız, buradaki nokta ne biliyor musun sen abi? Köpeğin bu eşyayı senin yanına getirmesi. Koyundaysan bile koyuna gitmeyip de sana bu emaneti bırakması gerekiyor. Bunu aldıktan sonra bu köpeğin
senin elinden gitmesi gerekiyor işte görevine, sürüsüne. Bizim burada her zaman anlatmak istediğimiz bu. Yani biz bu koyunları ne zamandır arasak da bulamasak da bak şimdi meraklanacak. Sen getirdiğin şeyi bilmiyor musun? Çoğu köpek de yer bunu abi. Ne var orada? Dur abi, bir saniye. Şu köpeği takip et abi. Koyuna gidiyor. Şimdi bu koyuna gidiyor değil mi? Abi şimdi emanetim bu da. Evet bak koyunların kokusunu alalı aynı izden gidiyor. Bak koyunların gidiyor. Gittiği yoldan gidiyor. Köpek ilk bizi buldu. Yani bizi buluyor. Yani önemli olan bunu sana bunu yetiştirmesi. Yani evden takılan bir şeyin sana iletilmesi sen abi. Evet. Güvenme emine. Hanım aramız bize çocuk göndermiş. Dağda yaşam. Kalitenin adresi. Dağda yaşam sucukları. Bana eşek taşımıyorum falan diyorlar. Abi bizim eşeğe ihtiyacımız yok. Allah razı olsun. Köpeklerimiz bizim her zaman koş dediğimizde yanımızda oluyorlar. Yani gerek Saddam, Yargıç bu köpek yeni yapıyordu abi bunları. Çoğu köpek de bunun sırtına takınca yer. Yani sonuçta sucuk getiriyor. Bunun kokusunu biliyorsun. Evet. Buradaki en önemli nokta dediğim gibi bunu sana köpeğinin ilk sana getirmesi bunu. Yani davara da gelebilirdi. Gider davarın içine gider. Yalnız köpek. Hata yaptık. Şöyle. Şimdi bizim hedefimiz drone'la bunu yakalayıp tabii. Gelişini birebir çekmekti. Abi mesafemiz çok. Yani mesafe. Yani şunu çok yapsaymışız daha iyiymiş. Kardeşin oradan Recep salarken GoPro'yu yüzeyine bağlasaymış. Heh, daha mantıklı olurmuş ama biz de bir farklılık olsun dedik. Drone'la çekelim i̇şte dedik. Bizim GoPro sıkıntımız bir tane düşerse kamerasız kalırız abi. Evet bir de o var. Düşüyor. Bir kez düşürdük çok aradık. Düşme o korkusundan yüzden... dolayı drone'la yapalım dedik ama köpek bir anda arkamızda bitti la. Sen demek ki uzakta arıyordun onu. Abi ya tahmin etmedin o kadar hızlı geleceğini. Çok hızlı geldi ya. Çok hızlı tahmin geldi. Tahmin etmedim bu kadar hızlı geldiğini. Evet o koşarak geldi büyük ihtimal. Bayağı bu koşarak gelmiş köpek ya. Benim onu tahmin edemedim öyle hızlı geleceğini. Ama helal olsun ya o dağdan bu dağdan dağa. Vallahi yedi içti. Nasıl geldi? Gerçekten helaldir. Abi. Vallahi çok sadece köpeklerimiz abi şuna çetin sert bir arazi. Bu köpeklerin burada görev yapması bile çok. Yani helal olsun bunlara. Dağlarda bizim tek dostumuz, sevdiğimiz köpeklerimiz abi. Biz köpeklerimizle ne bileyim konuşuyoruz. Onların gözlerinden anlıyoruz biz ne olduğunu, ne yapabileceklerini. Bu sadece çobansı sürü değil. Yani şurada Allah korusun şurada başına bir iş gelse evi arasan işte evden bana desen ki abi sırtına silah getirdi, silahı getirdiler sana bunlar. Bak kaç dakikada geldi köpek. Sen dedin ki bir saatte gelirdim değil mi? Ben öyle dedim. Bir saatten önce gelir bu köpek. Köpek nasıl oluyor geldi. Bir de direkt senin yanına geliyor bu köpek. Yani koyun buradaydı. Koyuna gelebilirdi. Gelmez. Bizim yanımızda ne işi? Bunu sana yetiştirecek bu köpek. Bunu sana verip yani görevine gidecek yani. Önemli olan budur yani köpekte. Ateşi yakmayı becerebilirsek. Yandı yanar abi. Yavaş yavaş. Sucuğu yiyeceğiz. Şöyle güzel güzel. İlkay baba tam dağda yaşam usulü sucuk yapacak bize. Her şey doğal. Şunu bir daha bir kırışını bir göstersene bir tane daha bir kırsan. Vallahi bak. Adam eliyle sucuk kırıyor ya. Sucuk ile özdeşmiş bir insanız abi. Afyonlar ben öyle ya. Bu şekilde direkt ateşin üzerine mi koyuyorsun? Yok tabii. Bu şey. Ağlat odunu ya. Çöl odunu. Bir şey olmaz. Korkma. Koyun hastalandı bir gün böyle. Karnı şişti falan abi. Acil evi aradım böyle. O gün iğneyi getirdi köpek. Şırıngayla. Hemen tedavisini yaptık daha da koyunum. Allah'a şükür koyun kurtuldu o zaman. Böyle olaylarda yaşıyoruz. Köpek mi getirdi iğneyi? Aynen abi. Koyunun karnı şişti böyle bir şey dokandı derilendi herhalde. Yani birinin evden gelmesi veya benim eve gitmem gelmedim saatlerce sürecek. Köpek 15 dakikada getirdi iğneyi.
Hadi bismillahirrahmanirrahim abi. Dur. Bugün finali de böyle yapalım dedik. İlkay gerçekten çok akıl almaz bir olay yaptı. Yani bu video akıl sınırlarını zorlayan bir video oldu. Köpeğin yaklaşık 10 kilometre uzaktan üzerine yiyeceklerin bırakılması ve bizi o kokuyla nasıl buldu, biz drone'la sürüyü bulamazken o hayvan bizi buldu. O bizi buldu yani. Koyun yoktu yanımızda bak. Ya ilk önce ya bizim kokumuzu aldı, senin kokunu aldı, sahibi evet. Senin kokusunu veya koyunları buldu artık. Bilemem artık bir şekilde ama bizi buldu ve koyunları buldu yani. Evet abi. O hayvan şu yiyecekleri bize getirdi. Vallahi çok inanılmaz bir şey. Ki artı şunu söyleyeyim. Çobansız sürü. Çobansız sürünün olması. Ki burası kurt yatağı. Diğer çobanlara soruyorum. Herkes kaptırmış. Şurada kurt gördüm, burada kurt gördüm. Bunu anlatıyorlar. İlginç bir şey. Vallahi tebrik ederim. Şunu yiyelim. Vallahi abi, ısıtma bunu. Soğutma evet, abi. Soğutmadan yiyelim şunu. Dağda güzel şeyler yaşadı senin abim. Ve yemek yerken pek gözükmek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yaparken falan gösterdik ama bazen pek doğru olmuyor. Ben de aynı şey. Doğru olmuyor. Evet abi. İlkay'ın sadece olayı anlatıyorsun. İlkay'ın YouTube kanalı var. İlkay Tınaztepe. Dağda yaşam olarak da yazdığınızda da bulabilirsiniz ama İlkay Tınaztepe yazdığınızda da net çıkar. Olmuş. Abi akşam oldu. Koyuna bir bakalım. Geliyor mu gelmiyor mu? Bir kontrol edelim. Gelmiş hava midir sence? Vallahi hava kararıyor şimdi. İlkay bana çok tuhaf geliyor bu işler. Ekstradan bir tane daha gece video otu çıkarmayalım. Yani gerçekten bana biraz harbiden tuhaf geliyor. Sabahtan beri bak evet. Bir öğlen biz yanına gittik. Bu köpek bize sucuk getirdi, yiyecek getirdi. Ondan sonra yanında ne kadar durduk? 5 dakika durmadık değil mi koyunların? Aşağıya. Durduk yani. İndik aşağıya. Sucuğumuzu yedik. Aynen abi. Geldik eve. Onlar hala saatlerdir yukarıdalar. Yukarıdalar abi. Şimdi ben imkan vermiyorum ama sen gelecek diyorsun ha? Hadi bakalım. Bismillah diyelim abi. Genelde bu saatlerde mi geliyorlar? Bu saatlerde, aşağı yukarı bu saatlerde ama bir şey çıkmazsa işte herhangi bir şey. Eğer bir sorun, sıkıntı olmazsa geliyorlar. Bazen böyle sıkıntılar olabiliyor, gelmediği de oluyor ama geç saatlere kalıyorlar, geceye kalıyorlar. Üç kilometre falan var daha. Kaç kilometre var? 3. 3 kilometre var. 3 kilometre. Bak abi. Bak önünde köpek var. Görebiliyor musun koyunumu abi bak. Ben sana bu görüntüleri atayım. Önündeki köpeği işaretli. Köpek indiriyor çünkü koyunu. Şimdi koyunun şöyle bir de şeyine gidelim bakalım. Bir saniye. Ekran hızlı kayıyor. Bak ağacın dibinde de bir köpek var. Bir saniye. Gelince çekeriz abi koyunu. Geldi ya la. Geç oldu, güç olmadı abi. Vallahi geldi arkadaş. Gelir harbiden. Abi, gelir. Gerçekten geldi. Gelir abi. Hep beraber gördük abi. Nerelerdeydi koyun, nerelere gitti. Akşam oldu, hava kararıyor. Bir yarım saat rotarlı geldi diyebiliriz. Yarım saat rotarla geldi. Yani yarım saat gecikti. Evet abi, yarım saat gecikti. Şimdi demek ki biraz daha fazla karınları açtı. Yani yarım saat daha otladılar. Sabah kırığından dolayı biraz geç bıraktık ya. Evet. O da herhalde o yüzden oldu. Zaten önce köpek bak çekiyor. Bekliyor evet. Orada yine oturdu gelmedi diye. Çekiyor abi ya. Vallahi abi hani ne bileyim inanması güç ama gerçek bunlar. Sinan abi. Biz her zaman diyoruz, bizim köpeklerimiz bizle konuşuyor. Evin arka tarafından geldiler ama biz mesela, sizin ev burası. Evet. Biz sabah öbür taraftan salmıştık. Şuradan da giriş yapıyorlar. Şuradan da giriş yapabiliyorlar, koyunlar bildikleri için. Buradan da giriş yapıyor, oradan suya iniyorlar. Köpek bekliyor bak orada. Bekliyor, onu çekecek bu tarafa. Mesela o köpeğin de orada büyük yavruları var. Mesela terk edip gelmez bu büyük yavrularına falan. Arkadaşlar koyunlar geldi. Şimdi biz kapanış yapacağız. Hava kararıyor. Hava karardığı için tam böyle net görüntü alamıyoruz maalesef. O yüzden geldiklerini göstereyim. Ev burası. Ve en sonunda bir efsaneydi.
gerçek oldu. Aynen, senin için gerçek oldu. Efsaneydi. Gerçek oldu benim için. Ama senin ön abi, taraftaki, evet, inanılması güç bir olay değil mi? Evet, gerçekten inanılması güç bir olay. Şimdi bunu hem cesaret işi senin yaptın, hem tabii de kardeşim, yani her köpek yapamaz bunu. Biz her zaman söylüyoruz abi, bizim köpeklerimize biz sonuna kadar güveniyoruz. Ailecek güveniyoruz. Annem nasıl anlattıysa, annem nasıl güveniyorsa köpeklerimize, biz de öyle güveniyoruz. Bak, köpek çünkü önden geldi, gör. Köpek önden geldi, evet. O köpek hem sabahki videoda başından çeken dediğimiz köpeğimiz, bak abi. Bir de atçılar gelecek şimdi, atçı köpekler inecek, daha inmedi onlar. Ya arkadan gelenler. Tabii. Arkayı topluyor. Erkekler gelecek şimdi arkadan. Arkayı top. Bu da dişi bak. İki dişi. Daha erkekler inmedi bak. Bak arkadan geliyor erkek. Senin abi. Onlar evet, arkayı kontrol edenler. Şu. Yani hangi bölgeden gelirse gelsin kesin bir köpeğe rastlayacak. Yani dört tane köpek. Bak eve gitmez. Öndeki dişiye bak. Eve git. Koyun girmeden gitmez eve. Gerçekten sen abi gördün mü böyle bir olay? Yani İlk defa görüyorum. Bak. Koyun yok, koyun evin yanına geldi. Köpekler başka köpek olsa normalde eve gider. Sabahtan beri de aç bunlar. Sabah yedi gittiler. Hala bak gelir böyle bizimle beraber abi. Valla kardeşim tebrik ederim. Helal olsun. Ne demek abi? Bizim biz bunları yaşatıyoruz. Bu soy ırkını daha ilerlere taşımaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse de daha iyi yerlere getireceğiz bu soyu. Hep beraber. Maşallah. Sizlerin sayesinde de abi tabi bunlar oluyor. Harbiden yani, maşallah. Geldin kızım. Teşekkür ederim abi senden. Rica ederim kardeşim. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ ol. Şey için. Var ol abi. İlkan YouTube kanalına, benim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da beğenip like atarsanız beni sevindirirsiniz. Afyon'dan herkese selamlar, saygılar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Hoşça